Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün elektronik sigara kullanma ve öksürme şikayeti ile ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Elektronik sigara kullanırken arkadaşlar kullandığımız drip tipin şekline göre bazen elektronik sigara kullanırken öksürme şikayeti yaşayabiliriz. Şu kullandığım drip tip arkadaşlar sigara içim tarzı, yani daha dar bir drip tip. Eğer kullandığınız drip tip ve atomizer şunun gibi ciğer çekim tarzı bir drip tipse ve atomizeriniz buradan likit sıçratıyorsa boğazınıza likit sıçrayabilir ve bu da öksürme şikayeti oluşturabilir arkadaşlar. Bunun için likit sıçraması yapmayan ve sigara içim tarzı bir drip tip kullanabilirsiniz. Ben bu atomizeri ve bu drip tipi kullanırken, yani bu şekilde dar drip tipi kullanırken bir öksürme şikayeti yaşamıyorum arkadaşlar. Likit sıçraması olmuyor. Benim arada sırada da olsa ben normal sigarayı arada sırada da olsa kullanıyorum. Normal sigara kullandığım zaman öksürme şikayeti oluyor. Yani şunun gibi sigara içim tarzı daha dar drip tip ve likit sıçraması yapmayan bir atomizer kullanırsanız şuradan likit sıçraması olmadığı için boğazınıza likit sıçramadığı için öksürme şikayeti yaşamazsınız arkadaşlar. Yani size söyleyeceğim, sigara içim tarzı bir atomizer ve sigara içim tarzı bir drip tip kullanırsanız likit sıçraması olmadığı için öksürme şikayeti yaşama olasılığınız az olur arkadaşlar. Bununla ilgili video paylaşmak istedim. Şurada bir yani çok sigara içim tarzı değil ama normal seviyede bir drip tip. Şu sigara içim tarzı bir drip tip. Şu ciğer çekim tarzı bir drip tip. Öksürme şikayeti yaşamamak için arkadaşlar iyi bir atomizer ve dar bir drip tip. Sigara içim tarzı bir drip tip kullanmanızı tavsiye ederim. Benim bu kullandığım Troya S. Bu da normal bir drip tip arkadaşlar. Bununla ilgili bir video paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.